Şimdi otomotiv tarafında benim aldığım bilgi yani güncel gelişme Eylül pek iyi gitmiyor. Ağustos yalnız çok iyiydi. Ağustos ayında bir kere zaten aylık bazda baktığımızda 90 bin üzerinde iç piyasada araç satıldı. Bu uzun dönem ortalamasının üzerinde yine. Yani orada da bir garip bir durum var. Hani şöyle bir bakalım. Yani Türkiye güya enflasyonla mücadele için hani ekonominin yavaşlamasını göze aldığı sıkı para politikası uyguluyor ama bir yandan da aynı ülkede yani Türkiye'de otomotiv satışları uzun dönem ortalamaların üzerinde gidiyor yani aslında Demek ki pek de o kadar yani durgunluk bazı sektörlerde var yani tekstil gibi bazı sektörler tam inşaatta da yani yeni proje sayısında ciddi bir düşüş olduğunu falan onları görüyoruz ama ya yani Demek ki aslında otomotiv öyle değildi Ağustos ayında Nitekim Ağustos'ta ikinci el tarafı da biraz canlı bunu da ben bilgisini aldım ve bunun sonucu olarak satışlar canlı gittiği için Ağustos'ta de bir de biliyorsun Ağustos'ta Euro'da da biraz kıpırlandı. Yani dolar da kıpırdandı ama özellikle Euro dolar karşısında Fed'in indirimleri başlayacağı beklentisiyle %2.5 yaptı Ağustos ayında. Ve öyle yapınca bizim TL karşısında da bayağı bir %5'in üzerinde değer kazandı. Ve ikisi bir araya gelince hemen otomotivde kur zamlarının ortamı bir anda oluştu. Yani bir yandan satışlar maşallah düşmüyor Ağustos'ta ama e diğer yandan Euro'daki artış kur zamlarını getirdi. Birinci elde zam geldi. ikinci elde de bir hareketlilik vardı. Ama şimdi Eylül ayına girdik. Eylül ayı iyi gitmiyor. Öyle benim aynısı, piyasadan, yani sektörden öğrendi. Yani aldığım bir son bilgi. Eylül'de iyi başlamadı piyasa. Ve bu da aslında biraz yine demin konuştuğumuz çerçeveyle yakından ilintili. Yani sıkı para politikasından yakında böyle hani vazgeçme sinyali vermiyor ekonomi yönetimi. Tam tersi sinyaller veriyor. Yani ben bu işe devam edeceğim. 2025'te de benim gençlememi falan beklemeyin. Ben videoları sıktım. Türkiye ekonomisinin videolarını sıktım. Sizi sıkıştırdım. Ve böyle devam edeceğim. Çünkü ben ciddi ciddi %20'ye indirmek istiyorum diyor. Sözüne, kelimesine baktığımızda Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası açıklamalarının bu şekilde uzun dönem boyunca devam edecek değil mi? E bu o zaman konut piyasasını nasıl olumsuz etkileyecekse otomotivi de olumsuz etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.